Efendim merhabalar. Mutluluğun sırrı aldatmaktaymış. Yani eğer eşinizle veya ciddi bir ilişki yaşadığınız birisiyle birlikteyseniz ayaküstü atıştırma olarak nitelendiriyor kendisi. Bir tane sarışın bayan ismini bilmiyorum. TikTok'ta mı nerede bir video paylaşmış. Süper mini elbisesi ve göğüs dekoltesiyle. Ama bizde ya benimsin ya toprağın. Ama ufak tefek aldatmalar evliliği veya ilişkiyi beslermiş. Böyle olmamalıymış. Efendim evli insanlar böyle aldatmayı büyütmemeleri gerekiyormuş falan filan. Inter Milan. Bakın bunlar kafayı mı yemişler yoksa bir projenin temsilcileri mi, bir projenin piyasaya sürdüğü tipler mi çok merak ediyorum. Mahremiyet, sadakat. Bunları ortadan kaldırdığınız zaman iş neye döner? İş, Allah korusun, Lut kavmini zaten yani önümüzde saygı duruşuyla duracak. O hale geldi. Bu insanlarla tabii kendimizi tenzih ediyoruz, bizim gibi insanları. Bunların bir süre sonra yapacağı bak ufak ufak dozu arttırıyorlar. Önce işte evlilik öncekisi yaşam normalleşti, evlilik öncesi hamile kalıp doğurmak normalleşti. Ondan sonra işte arkadaşının sevgilisiyle evlenmek normalleşti ya da soruyor kız oyuncuya diyor ki arkadaşının sevgilisi gayret ederim ama olursa da yapacak bir şeyim yok deyip bunu normalleştiriyor. Sonra kızın biri çıkıyor parlak bir fikri var bariyer sevgilisi diyor. Aynı bu kapıda çıkan bir şey. Yani bir ana sevgilin olacak, bir bariyer sevgilin. Onu bunaltmamak için öbürünle ayaküstü atıştırıp idare edeceğim bunun demesine göre. Kardeşim bundan sonrası ne? Ne olacak canım? Yani boşanmamanın sırrı gruptan geçer. Daha ileri gitmiyorum anladınız. Böyle ufak ufak dozu ve şekli değiştiriyorlar. Şimdi hep diyorum çocuklarınızı internetten ne kadar uzak tutarsanız o kadar kazanırsınız. Yani gerçekten bakın bu videoyu çektiğim an Miraç Kandili Twitter'da şunu diledim. Yani gerçekten çocuklarınıza milli ve dini değerleri öğretin. Çocuklarınız dindar olsun. Belki ibadetlerini yapamazlar ama gerçekten dindar olsun. Ben şunu görüyorum. Çoğu kişi de Allah korkusu yok, Allah'a saygı yok. Yani Müslüman olduklarını söylüyorlar ama Allah'ın emirlerini hiçe sayıyorlar. Yani sorsam ben Müslümanım diyor ama Allah'ın emirlerine yani bakın şeyden günahlardan bahsetmiyorum. Yani şöyle başın açıktır Allah'la senin aranda bir şey. Bu artık bak Avrupa'ya her hafta Avrupa'dayım. Gidiyorum. İnan oradakiler diyor ki biz Türkiye'ye gelince şaşırıyoruz. Avrupa'da yok. Sokaklara çıkıyorum bakmak için. Vallahi yok, billahi yok. Yani Türkiye'de sokaklarda ve kafedeki kızların ve kadınların giyinme şekilleri Avrupa'daki sokaklarda ve kafelerde yok. Barları falan demiyorum. Ben size normal halkın giyiminden bahsediyorum. Metroya da biniyorum orada ben. Otobüse de biniyorum. İnanın görmüyorum. Yazında gidiyorum, kışında gidiyorum. Yıllardır gidiyorum. Bak 30 senedir yurt dışına çıkıyorum. Ve son 2 senedir her hafta sonu yurt dışındayım. Yok, Hristiyan ülke dersin. Bizim ülkemizde Müslüman olduğunu söyleyenlerin ve bu kadar yani Allah'ın emirlerinin dışında ne varsa savunuyorlar. Konu Allah'ın emirlerine gelince ona saygı yok. Benim demek istediğim bu. İbadetini yaparsın, yapmazsın. Alkolünü alırsın, almazsın. Başını kapatırsın, kapatmazsın. Ama dininin ne olduğunu bilir ve ona göre konuşur, yorumlarsın. Ben size söyleyeyim mi? Sokakta insanların çoğu imandan gitmiş bir şekilde konuşuyor, yaşıyor. Farkında değiller. Allah'ın emirlerine şirk koş, Allah'ın emirlerini böyle yok say, onu değiştirmeye çalış, bunu değiştirmeye çalış. Ne oluyoruz ya? Ama bunun temeli nereye dayanıyor? Aile içinde çocuklara vatanını, milletini, tarihini, dini değerlerini öğreteceksin. Eğer öğretmezsen, tamam mı? Yaptıkları şeyin hepsi doğru zanneder. Bugün mesela bir tane sanatçının kıyafetini gördüm. Yani Gülşen model giyinmiş. Vermeyeceğim ismini. Ha ben diyorum ki mesela buna hiç ölmeyi düşünmüyor mu? Mesela ya benim halim bile haram baktığında. Yani soyunu bir vaziyette sahneye çıkan kişi kendini iyi hissediyor herhalde diyorum.
Yani burada ölçülerden bahsediyorum. İşte bu bayan da çıkmış, boşanmamanın sırrı efendim neymiş? Boşanmamanın sırrı aldatmaktan geçermiş. Ufak tefek kaçamaklar. O sizin mideniz ne kadar geniş. Mideniz obez olmuş sizin, ruhunuz obez olmuş. Peki mahremiyet gitti, sadakat gitti. He, sen boşanma diye, evlilik gitmesin diye bunları yaşarsan geriye insanlığından ne kalacak? Kadınlığından ne kalacak? Erkekliğinden ne kalacak? Anneliğinden ne kalacak? Babalığından ne kalacak? Hiçbir şey kalmayacak. İşte toplumun tüm değer yargılarını sıfırlamak adına ne varsa diyorum ya, proje midir yoksa kafayı mı yemişler? Ha şunu söyleyeyim, hepsi de proje değil. Bu Instagram'daki akımlara, tamam mı? Kapılan tipler. İnanın hepsi proje değil. Ama gerçekten çok ürpertici olmaya ve korkutucu olmaya başladı. Yani insanlık adına korkutucu olmaya başladı. Türkiye'deki Müslüman sayısı biliyoruz, %97'si en az Müslüman. Ama Batı'da bir Müslümanlaşma var ki, ve doğru Müslümanlaşma, biz Müslüman doğuruyoruz ama Müslümanlığa ya düşman, ya içindeki kini, ya da işine gelmiyor, o olmuyor. Müslümanlıktan bir haber nesiller yetiştirirsek aha, olmaz. Ha ben şöyle söylüyorum ya her zaman, bana göre ahir beter zamandayız. Kıyamet alametleri diye nitelendiriyorum. Çünkü yolda gördüğüm, orada gördüğüm, burada gördüğüm, bakın televizyonlara çıkıyorum. Yorumladığım şeyler yani gerçekten normal bir şey olamaz. Bir şeyin alameti gibi bir şey. Bu yüzden çocuklarınıza evde vereceğiniz, aile hayatında vereceğiniz dinsel yaşam, dinini doğru öğretmeniz, bayrağının ne anlama geldiğini, vatanın ne anlama geldiğini öğretmeniz çok önemli. Belki ibadette eksikliği olabilir ama ülkesine ve dinine her zaman sahip çıkar. Müslümanım demekle Müslümanlık da olmuyor, onu söyleyeyim. Ben Müslümanım demekle, kelime-i şehadet getirmekle okey, ama sen Allah'ın en büyük günahlarını bu kadar rahat yapabiliyorsan ben sana ne diyebilirim ki? Bir şey diyemem. Evet dedim ya, ben size bir şey söyleyeyim. Eğer boşanmamanın sırrı o kadının dediği gibi ufak tefek kaçamaklardan aldatmadan geçiyorsa, bunu kabul edecek bir kadınla bir erkekle bir saniye durmayın. Aynen eşyalarınızı toplayıp arkanıza bakmadan gidin. Eğer bunu yapmazsanız mahremiyetiniz, maneviyatınız, sadakatiniz, size ait güzel ne varsa hepsi çürüyüp gidip geriye kalan insanlıktan size de zerre miktarı bir şey kalmaz. Bunlardan da kendinizi uzak tutun. Kendi kendilerine konuşuyorlar diyeceğim ama hayır. Bakıyorsun yüz binler, milyonlar izliyor. Bir yerlere gidiyor. Birileri etkileniyor. Aynı Dilber dansı gibi. Pavyona özelenler gitmiş. 26 bin, 30 bin lira fatura gelince olmuşlar. Dilber'i bekliyorlar. He orada Dilber. Yılmaz Erdoğan da orada. Gidip onunla da bir fotoğraf çektirir, imza alırsın. Ya kardeşim ya. İşte diyorum ya, etkileniyorlar. Etkilenmez kimse diyemez. Bu yüzden aman dikkat. Dedim ya, boşanmamanın sırrı sadakattan ve mahremiyetten geçer aslında. Ne zaman ki sadakat ve mahremiyet duygularını bu kadar yozlaştırdılar, boşanmalarda, aldatmalarda bu kadar arttı. İki kere, iki dört. İster inanırlar, ister inanmazlar. Eskiden kapalı toplum diyordunuz. Bu kadar boşanma yoktu, bu kadar aldatma yoktu, bu kadar kötülük yoktu, bu kadar o yoktu, bu yoktu. Ne o? Sizin beğenmediğiniz o ailevi yapı, ailevi kurallar aslında toplumu koruyan şeylerdi. Kadın erkek arasındaki mesafeler aslında işte asalet oydu. Ama her şeyi kaldırdılar. Kadınlar erkekleşti, erkekler kadınlaştı. Erkeklerin kıskanma duygusu gitti. Kadınlar kıskanılmak istemiyor. Kadınlar çıplak hale gelmeyi moda zannediyor, şıklık zannediyor. Erkekler onlara göz yumuyor artık falan filan. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Siz olun, sadık olun ve mahremiyet çizgileriniz olsun. Ben televizyondayım. Oradaki halim, beni özelde tanıyanlar diyor ki, aa diyor sen ne kadar, o benim oradaki halim. Ama samimiyetim
Zaten o davayı savunurken ve inandıklarımı, ideolojilerimi, ilkelerimi savunurken o şiddetle ve o coşkuyla konuşuyorum. O samimiyet içimde. Ama normalde gayet ailevi yaşamaktan da büyük bir haz ve zevk alıyorum. Dönüyorlar, dolaşıyorlar, hep sonunda o beğenmedikleri aile yaşantısına dönmek istiyorlar. Ama tükenmiş bir ruhla. İnsanın bedeni kirlendiği zaman ruhu da kirleniyor. Bunu fark etmiyorlar. Bu bir bütün. Sonra o psikolojiyle hasta oluyorlar. İlaçlar, doktorlar, ağlamalar, zırlamalar, dönüyorlar, dolaşıyorlar. O beğenmedikleri çıktıkları evi mumlarıyorlar. Bu yüzden güzel çocuklar yetiştirin. Aile içinde büyütün, dedelerle, ninelerle, büyüklerle birlikte çocuklar büyütün. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Kimse boşanmasın. Boşanmamak için de böyle saçma sapan şeylere kafa yormasın. Ha, olmuyorsa da insan gibi boşanın. Belki evliliği yürütemediniz ama insan gibi boşanın. Görüşmek üzere.